Kuzulara merhabalar. Eylemli çatı konusunu sizlere bu hafta anlatacaktım. Şimdi eylemli çatı konusunu birlikte görelim, işleyelim. Eğer bir fiillerin özne ve nesnelerine göre gösterdikleri özellikleri inceleyeceksek biz bu başlığımızda fiilin çatı diyoruz. Aslında bir evin çatısı gibi düşünebiliriz. Bir evin çatısı olmadan basit gibi bir ev anlamsızsa çatı da aslında bir cümle düzeni, cümle biriminin olmazsa olmasıdır. Yani tüm cümlelerimizde mutlaka bir işi yapan nokta öznemizi buluruz. İlk değerlendirmemiz de bizim öznesine göre yani öznelikle ilişkisine göre fiiller olacak. İlk başlığımızdan başlayalım. Önce acaba öznemize göre biz çatı değerlendirmesini nasıl yapıyoruz? Eğer benim fiilim etken fiil ise ne demek bu hocam? Eğer bir cümlede işi yapan belli ise, gerçek ya da gizli özne buluyorsam ben buna etken fiil ya da etken çatı diyeceğim. Ne demek? Misafirler az önce eve geldiler. Geldiler lütfen. Yani işini yapan gibi misafirler öznedir. Öznem cümlemde var. Bir gerçek öznedir. O zaman öznesine göre bir etken çatı örneğidir. Sürekli bu durumu göz yumuyor diyor. Göz yummak ifadesi bir değildir. Anlamca kaynaşmış birleşik fiilim benim yüklemim oldu. Göz yumma işini yapan kim? O. Gizli özne buldum. Eğer ki öznem gizli özne ise bilmiyorum bu bir etken fiildir. Etken fiil. Üstte de yazalım. Her ikisi de etken fiil oldu. Eğer ki benim eylemimin kim tarafından yapıldığı belli değilse. Tamam mı? Ve fiilimde L veya N çatı eklerinden herhangi birisi varsa ve başkası tarafından yapılma anlamına sahipse ben buna edilen fiil diyeceğim. Ne demek? Dün okulun duvarı boyandı diyor. Dün okulun duvarı boyandı. Boyandıyken boyanan ne? Okulun duvarıdır. Benim öznem burası olur. Fakat okulun duvarı kendi kendine mi boyar yoksa birileri tarafından mı boyanır? Aslında benim özne diye bulduğum nokta işten etkilenen, o işe maruz kalan noktadır. Ben bu noktaya sözde özne diyeceğim. Bakıyorum fiilin içerisinde çatı eklerinden L veya N'den birisi var mı? Yakaladım. N harfini buldum. O zaman bu bir edilen fiil örneğidir. Yani fiilimde başkası tarafından yapılma anlamı varsa, fiilimde L, N çatı eklerinden birisi varsa, sözde özne bulmuşsam bu bir edilen fiildir. Bu konu güzelce anlatıldı. Anlatılırken anlatılan ne? Bu konu. Peki konu kendi kendine anlatır mı? Hayır. Başkası tarafından anlatılır. O zaman bu bilginin sözde özne örneğidir. Bakıyorum acaba L'ye çete ekmen herhangi birisi var mı? Anlatıldığı şu L'yi yakaladım. Yine benim burada bir edilen fiilim vardır. Şimdi eğer bir özlem gerçek ya da gizli özne ise cümlede işi yapan belli ise bununla da etken fiil. Eğer ki kim tarafından eylemin yapıldığı belli değilse, sözde özne varsa, fiilinde L'nin çatı eklerinden herhangi birisi varsa bununla da edilgen fiildir. Geldim üçüncü ayağıma dönüşüm fiili. İşi yapan da, işten etkilenen de öznenin kendisi olacak. Yani eylemi yaptı, aynı zamanda eyleme maruz kaldı. Ben buna dönüşüm fiil diyeceğim ve L'nin çatı eklerinden birisini alacak. Diyor ki ablam bu habere çok sevindi. Sevindi yüklen, sevindi işini yapan ki abla. Şimdi abla işi yapan sevinme eylemini kim gerçekleştirdi? Abla. O eyleme maruz kalan kim? Yine abladır. Dolayısıyla işi yapan da işten etkilenen de benim ablamsa ben buna dönüşüm fiil diyeceğim. Bakıyorum L'nin çatı eklerinden N harfim burada mı? Onu da gördüm. Dönüşüm fiildir. Hastalanan yaşlandı sabah yeni atanan doktora görüldü. Göründü yüklen. Görünme işini yapan kim? Hastalanan yaşlı amca. Benim öznemdir. Özne, işi yapan nokta, evet. Aynı zamanda doktora görünme eyleminden etkilenen nokta mı? Evet. Bakıyorum şurada çatı ekim var. O da tamam. O zaman bu bir dönüşüm fiildir. Dönüşüm fiilimde işi yapan da işten etkilenen de aynı nokta olacak. Eylemi gerçekleştiren de eyleme maruz kalan noktamız aynı yer çıkacak. Geldim benim işleş fiilim dedim hocam. Eylem birden fazla özne tarafından yapılacak. Fiiller karşılıklı veya birlikte yapılma anlamı taşır. Benim işleş çatı ekimde ş ve laşleş ekleridir. Benim işleş çatım, şurada da belirttiğim gibi, mesela bazı karşılıklı yaptığımız eylemlerimiz vardır. Mektuplaşmak, selamlaşmak, tokalaşmak gibi. Ya da birlikte yaptığımız
yaptığımız kaçışmak, ağlaşmak, uçuşmak gibi fiillerimiz vardı. Bunlar birlikte gerçekleştireceğimiz fiillerdi. Bunlar karşılıklı gerçekleştireceğimiz fiillerdi. Dikkat et şurada şeylerim, laşlarım, şeylaşlar, şu fiillerimde hep ben çatı eklerimi görüyorum. Bakalım bu cümlelerimde de, cümle sisteminde bile görelim bu fiillerimi. Mağdurlar sokak köşelerinde ağlaşıyorlardı. Ağlaşıyorlardı derken, ağlaşma işi yapan kim? Mağdurlar. Çünkü çokluk bildirdi. Evet, şuradaki ağlaşmak dediğim şeklinde benim çatı ekimdir. İşte çatımı buldum burada. Tiyatroya gitmek üzere sözleştiler. Sözleştiler yüklem. Sözleşme işi yapan kim? Onlardır. Bakıyorum. Laş yine çatı ekimi almış. Bu bir işleş çatı fiilidir. Bunlar ek alarak oluşmuş işleş çatı fiilleridir. Peki hocam, şey laş leş eki olmadığı halde işleş çatı olan fiillerimiz var mı? Var birkaç tane. Savaşmak fiili, fiilin içerisinde zaten şey harfine sahiptir. Fakat savaşmak kelime nasıl yapılır? Karşılıklı yapılır. Ya da barışmak ifadesi. Yine karşılıklı yapılan bir eylemdir. Yarışmak, güreşmek bunlar bakın hep işleş çatıdır. Fakat kelimelerin köklerinin içerisinde zaten ş harfini barındırır. Dikkat edin, uyanık olun, bunlar çatı ekleri değildir. Ek olmadığı halde işleş çatı özelliği gösteren fiillerdir. Şimdi ikinci videomuzdan devam edelim kuzularım. Şimdi kuzularım, eylemle çatı başlığımızın nesnesine göre fiillerinden devam ediyoruz. Yani nesne yüklem ilişkisine bakacağız şimdi. Öncelikle burada da dört tane başlığımız olduğunu görelim. Geçişli fiil, geçişsiz fiil, olgunan fiil ve ettirgen fiil. Geçişli fiil ne demek öğretmenim? Nesne alabilen fiildir. Yani cümleyi öğelerine ayırırken neyin kimi sorularına biz cevaplar alırız. Bu işin uzun yoludur. Eğer ki ben fiilimin başına onun sözcüğü getirebiliyorsam bu yine bir geçişli fiil örneğidir. Cümlede nesne olmasa da ben fiilimin başına yine onun sözcüğü getirebiliyorsam yine bu bir geçişli fiil örneğidir. Bakalım şimdi örneklerine. Ben seni saatlerce sinema salonunda bekliyorum diyor. Bekliyorum yüklem. Bekleme işini yapan kim ben? Özlem burada. Kimi bekliyorum? Seni bekliyorum. Nesnem burada. Bu bir geçişli fiil örneğidir. Geçişli fiil. Bu uzun yoluydu. Kısa yolu nedir hocam? Onu bekliyorum. Oldu mu? Oldu. Yine geçişli fiildir. Kısa yoldan da bu yöntemi uygulayacağız. Eğer ki cümlemde nesne var mı yok mu tespiti yapacaksam uzun yol benim cümleyi ögelerine ayırmamdır. Kısa yol ise fiilin başına onu sözcüğü getirmemdir. Az önce soğuk bir soda içtim. İçtim yüklem. İçme işini yaparken ben. Gizli özne. Peki ben ne içtim? Soğuk bir soda içtim. Burası benim nesnem olur. Bakıyorum nesnem var. Evet geçişli. Bu uzun yol. Kısa yoldan dediğim gibi. Fiilin başına onu getirdim. Onu içtim. Oldu mu? Oldu. Yine geçişli bir fiil örneğidir. Dikkatli bakmayınca fark edemezsiniz. Fark edemezsiniz yüklem. Fark edemem işini yaparken siz. Bizde özlendi. Bakıyorum. Ne fark edemezsiniz? Neyi fark edemezsiniz? Kimi cevap alamadım? Cümlemde nesne yok. Fakat eğer bir fiilimin başına onu sözcüğü getirebiliyorsam, yani cümlede nesne olmasa da fiil nesne alabiliyorsa tıpkı bu örnekteki gibi yine geçişlidir. Bakayım oluyor mu? Onu fark edemezsiniz. Oldu mu? Oldu. Bu da yine bir geçişli fiil örneğidir. Toparlayacak olursam, fiilin nesne alabiliyorsa, neyi kimi sorularının cevabı varsa, fiilin başına onu sözcüğü getirebiliyorsam, cümlede nesne olmadığı halde onu sözcüğüyle yine teyit ettiğimde oluyorsa bu bir geçişli fiildir. Geldim geçişsiz fiile. Bunun tam tersi. Nesne alamayacak, neyi kimi sorularının cevabı olmayacak ve fiilin başına onu sözcüğü getiremeyeceğim. Babam az önce eve geldi diyor. Geldi ilkem, geldi işi yapan kim babam, özne. Bakıyorum nesnem var mı, ne geldi, neyi geldi göremedim. Onu geldi, oldu mu? Olmadı. O zaman bu bir geçişsiz fiildir. Devam ediyorum. Okula kadar yürüdüm. Yürüdüm yüklem. Yürüme işi yapan kim ben? Ne yürüdüm, ne yürüdüm, kimi yürüdüm cevap alamıyorum. Onu yürüdüm, oldu mu? Olmadı. Yine geçişsiz fiildir. Demek ki cümlem nesne alamıyorsa, fiilimin başına onu sözcüğü getiremiyorsa bu bir geçişsiz fiil örneğidir. Geldim oldu ben fiiline. Eğer ki fiilim kök
decisizdi. Fakat yani kötü halinde geçişsiz olacak fiilim. Nesne alamayacak. Ancak RT'tir. Bunun D'li, dırlı ya da tek D şekli yumuşak harfli sistemi de vardır. Eğer ki bu ekleri alınca geçişli oluyorsa ben bunu olurgan fiil diyeceğim. Yani geçişsiz bir fiil, geçişlilik özelliği kazanması durumunda biz olurganlık diyeceğiz. Ve bu nasıl mümkün olacak? RT tır eklemesi mümkün olacak. Geçişsizken geçişli olan fiillerdir. Bakalım şimdi annesi iğneyi çocuğun eline batırmış. Batırmış yüklem. Fiilin burası mı? Evet. Bir parçanın olumsuz fiili. Batmak. Batırmak diyor. Batırmış. Şimdi onu bat. Oldu mu? Olmadı. Kök kısmındayken geçişsiz bakın. Onu batır. Oldu mu? Eki getirdim. Oldu. Oldurdu. Yani oldurgan. Hayal bahsi yetkileri çok güldürdü. Fiili burası. Fiilini parçalayayım şöyle bir. Güldür. Güldürdürüyor. Gül benim fiilim değil mi? Başına onu getireyim. Onu gül. Oldu mu? Hayır olmadı. Geçişsiz. Onu güldür. Oldu mu? Oldu. Bu sefer olgunlandı. Geçişsizken fiil geçişli oluyorsa bunun adı olgunlandı. Nasıl oldu? RT türevlerinden biriyle. Kocaman adam yaşlıları korkuttu. Fiilim ne? Korkmak. Korkmaktan korkutmak korkuttu diyor. Kork. Onu kork. Oldu mu? Olmadı. Geçişsiz. Onu korkut. Ekim'i getirdim. Olgunlandı. Ekim geldi. Onu korkut oldu mu? Oldu. İçişlik özelliği kazandı. O zaman bu da yine bir olgunan fiil örneğidir. O zaman benim fiilim kök halindeyken geçişsiz olacak. Nesne alamayacak. Ancak RT türevlerinden birini aldıktan sonra geçişli hale gelecek. Geçişsizken geçişli olabilen bu fiillerime ben olgunan fiil diyeceğim. İncelememizi yaparken fiilimizin kökünü doğru tespit edin. Gelen eki görmeye çalışın. Ve onun sözcüğünü önce köke sonra da eki getirdikten sonra gövdeye getirin. Önce kök halindeyken geçişsizse ve eki aldıktan sonra geçişli hale geliyorsa ben bunu olurgan fiil diyeceğim. Şimdi ettirgen fiile bakalım. Ettirgen fiil de nedir hocam? Şimdi fiil hem kök hem de gövde halindeyken geçişli olacak. Yani kök durumunda da onun sözcüğü getirdiğinde geçişli, gövde durumunda da onun sözcüğünü getirdiğinde geçişli. Aslında esprisi şu, geçişlik derecesini artırıyorsun. Yani bir fiil geçişliyken tekrardan geçişli yapıyorsun, geçişlik derecesini artırıyorsun. Büyük annesi biberonla çocuğa süt içiriliyor. Bakıyorum şimdi, açayım fiilimi, içmek, içirmek, içirdi. Onu iç. Oldu mu? Onu iç. Oldu. Onu iç. Sütü işaret ederim. Onu iç derim. Oldu. Geçişli. Onu içir. Geçişlilik derecesini arttırdım. Tekrar geçişli oldu. İçişliyken geçişli oldu yine. Bunun adı esirgendi. Tahtayı fevziye sildirdi. Evet, bu videom benim. Beşik yüzünden 11 sayısallarıma ve 15 tarih okullarıma gidecek inşallah. Fevzicimin nezaketle benim tahtamı siler. Aklıma o geldi, onu yazmak istedim. Tahtayı fevziye sildirdi. Şimdi bakıyorum fiilim silmek. Parçalıyorum, sildirdi. Onu sil. Fiilimin başına, fikrimin başına onu getirdim. Oldu mu? Oldu, geçişli. Onu sildir. Eki getirdiğim zaman da tekrar geçişli oldu. Geçişliyken geçişlilik derecesini arttırdım. Ettirgen fiil. Çocuklara bu eseri okutmalıyız. Parçalıyorum. Oku. Şuraya alayım daha net görelim. Oku, okut. Şimdi diyor ki onu oku. Oldu mu? Oldu, geçişli. Onu okut. Yine geçişli. Yani fiilim geçişliyken tekrardan geçişli olma özelliği kazanıyorsa bunun adı ettirgen fiildir. Hızlıca bir toplayalım. Eğer ki benim fiilim nesne alabiliyorsa, ne iki sorunların cevabı varsa, fiilimin başına onu sözcüğü getirebiliyorsam geçişli fiil. Eğer ki nesne alamadı, ne iki sorunların cevabı yok, fiilin başına onu getiremedim, geçişsiz fiil. Eğer ki fiilim kök halindeyken geçişsizdi, fakat
şey oldu.